Saatimiz 0.24'ü gösteriyor. Ankara Radyosu'nda, Radyo 1 stüdyomuzdan canlı yayında Gecenin İçinden programı devam ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz, Portakal Çiçeği Uluslararası Lastik Sanatlar Kolonisi Genel Koordinatörü Hakan Körpü ile söyleşimiz duruyor. Çok anlamlı bir sergiden söz edeceğiz şimdi. Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyoruz bu yıl. Ve 29 Ekim sergisi düzenleniyor. Cumhuriyetimizin 96. yılında, evet. Sizin tarafınızdan bu serginin ayrıntılarını bizimle paylaşır mısınız? Memnuniyetle tabii. Şimdi Cumhuriyet zaten tartışması bizim en önemli değerlerimizden biri. Yani bunun üzerinde hani konuşsak ne program yeter, ne yıllar yeter. Bizim için de çok önemli. Biz geleneksel olarak bunu her yıl yapıyoruz. Fakat ilk başladığımızda yurt dışındaki Berlin Büyükelçiliği'nde işte o zaman Büyükelçimiz Hüseyin Avni Bey'di. Onunla birlikte ilk Cumhuriyet sergimizi Berlin'de açtık biz. Ve Cumhuriyet Balosu ile birlikte açtık Berlin Büyükelçiliği'nde. Ve ondan sonra da geleneksel olarak devam etmeye başladık. İşte İstanbul oldu, Bodrum oldu, Balıkesir oldu, şimdi Ankara oluyor. Fakat her sergi açılışımızda bir öncekinden daha çok sanatçı, daha kapsamlı, daha iyiye doğru iğmeyi götürmeye başladık. Bu yıl özellikle Ankara'yı seçtik. Ankara'nın Cumhuriyeti daha önemli bizim için. Aslında ilkinin Ankara'da olması için öyle bir başlangıçtı. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Başkenti. Fakat böyle bir denk geldi. Biz daha geçmişte de sergilerimizi açtık. Ama nasip böyle bir yol haritasına çizmek nasip oldu. Neyse, sonunda Ankara'ya geldik. Evet, Ankara'ya geldik ve Ankara'ya en güzel zamanda geldik. Bundan sonra da geleneksel hale getirildi. Evet. Her sene bir ilde devam edecek bu. Cumhuriyet sergilerimizin bir teması yok yalnız. Yani biz Cumhuriyet Türkiye'sinde, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'te özgürce sanatını yapan bütün sanatçılarımın kendi disiplinleriyle katılıyorlar buraya. Yani bir konu veya konumuz Cumhuriyet falan değil. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet sayesinde yaşadığımız bu güzel topraklarda özgürce sanatlarını icra ediyorlar ve o eserleri biz sergiliyoruz. Evet. Ama her sene işte 50 iken 70, 70 iken 100, bu sene de 150 sanatçıyla bu sergiyi ve 150 tane eserle bu sergiyi açıyoruz. Sadece Türk sanatçılar mı? Türk sanatçılar, evet. Türk sanatçılar. Fakat önümüzdeki yıllarda yani yine Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyetimizde kendi ülkesinden bizim ülkemize gelip yerleşen yabancı sanatçılara da yer vereceğiz. Çünkü onlar da bu cumhuriyet sayesinde bu ülkede sanatlarını icra ediyorlar. O yüzden evet. Zaten bunu ben merak O da projemizin sordum. İkinci aşaması var. Tabii çok önemli. Biz burada mesela bu seneki 150 sanatçımız, 50 tanesi hocalarımız. Yani hocalarımız. İşte 50 tanesi orta kuşak dediğimiz kesimler. 50 tane de genç arkadaşımız var. Yani hocalarımız, orta kuşak ve genç arkadaşlarımızı bu sergide buluşturuyoruz. Yani o çok önemli. İşte genç arkadaşlarım hocalarıyla aynı sergiye katılmış oluyorlar. Hocalarım o gençlere yol açmış oluyorlar. Onları desteklemiş oluyorlar. Ve bunların hepsi de bu güzel ülkemde olmuş oluyor. Biz de bunları koleksiyonerlerle, sanatseverlerle bir araya getirmek için çaba sarf ediyoruz. Burada önemli bir altını çizmek istediğim bir konu var. Bu bütün organizasyonlarımız, yani burada bu sanat çalıştaylarında veya bu sergilerde tamamı sanatçıyı desteklemek amacıyla yapılıyor. Yani hiçbir tanesinde ticari olarak bizim en ufak bir beklentimiz veya bir talebimiz hiç olmuyor. Eserler satılıyor, bu tamamen sanatçıya gidiyor. Buradaki bütün kaynak yalnızca sanatla, sanatçıyla koleksiyonları, sanatseveri buluşturmak ve sanata daha çok değer vermektir. Biz yalnızca destek tarafındayız. Yani hiçbir ticari boyutu yok bu işin. Umarız bundan sonra da çalışmalarınız daha güzel başarılarla devam edecektir. Daha fazla katılımla ve sergilerle diyelim. Evet, bir sonraki aşamamızda fuarlar yapmaya başladık şimdi. İnşallah sanat fuarlarıyla da sanatseverlerin hizmetinde olacağız. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Konuk olduğunuz bizlere Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi'ni anlattığınız için yeniden ağırlamak isteriz. Her zaman. Ben teşekkür ediyorum. Ve çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Sağ olun. Saygılar sunuyorum herkese.